Alo. Yenge, nasılsın? Daha iyi oldun mu? Kızım, tamam arama artık beni. Arama. Ya dur, dur kapatma. Bak sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dayım dinlemiyor değil mi? Yok. Yenge beni iyi dinle. Bak benim aklım sende kalıyor. Ben burada yavaş yavaş bir şeyler beceriyorum. Kendime yeni bir hayat da kurdum. Bugün bir ev tuttum. Allah'a çok şükür artık bir işim de var. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Yenge, hadi sen de gel İstanbul'a. Benim yanıma. Ne? Ya delirdin mi kızım? Nasıl geleyim ben İstanbul'a? Ya hayır delirmedim. Asıl senin orada kalman delilik. Ya bak sen gel. Ben sana bakacağım, söz veriyorum. İleride gündüzleri bir bakıcı da tutarız. Ya senin o odama ihtiyacın yok. Bari hayatının geri kalanını mahvetme. Hadi kızım hadi. Saçmalama hadi kapatıyorum hadi. Ya dur dur bak ben sana şimdi adresimi yazacağım. Ya bir otobüse bineceksin. Bir cesaret. Ya şunun şurası kaç saat yol? Yengem hadi. Tamam kızım tamam hadi uzatma tamam. Hadi kapattım kapattım. Buyurun çayınız Ada Hanım. Neymiş benimle konuşacağım? Anlat, dökül bakalım. Abla. Hı? Ben bugün bir ev tuttum. Ne alt ettim pardon? Ev tuttum. Ev tuttum. Kızım senin etinle budunla ev tutmak nereden çıktı? Biz mi rahat ettiremedik seni? Bak Semih falan bir şey söyledi sana da. Söylemiyor musun bana bak? Ölümü gör söyle ya. Ne oldu? Yok abla olur mu öyle şey? Hem ben daha ne kadar kalacağım ki sizde? Sizin de bir düzeniniz var. Bu tuttuğum ev hem bütçeme uygun hem de çok güzel. Görünce bayılacaksın bak gerçekten. Nereden buldun sen bu evi? Kim yardım etti? Nasıl buldun? Yusuf. Ya aslında onun bir ev sahibi var Sumru Hanım. O yardım etti sağ olsun. İstanbullu. Her şeyin altından da İstanbul'u çıkıyor maşallah. İstanbul'un sevgilisi duruyor mu hala? Yok, ayrılmışlar. Vallahi mı? Neyse canım. Birazdan seninle depoya gideriz. Orada kullanmadığımız yatak, döşek ne varsa yorgan falan Rüzgar Bey'den rica ederiz. Eve koyarsın. Ben de evde kapkacak artık tencere falan ne varsa fazla. Semih'le gönderirim. İdare edersin bir süre. Abla bak söz ilk misafirim sensin. Ben sana ellerimle kekler yaparım, börekler yaparım. Ay, hadi oradan be sen de. Abla ha. Niye surat asıyorsun şimdi? Ya neler yapmışsın haberim bile yok. Neyse. Kız sen mutlu ol. Huzurlu ol. Vallahi gerisi kolay ha. Ama sen şu İstanbul'un telefon numarasını ver bana dursun. Tamam mı? Allah sana arayınca ulaşamıyoruz. Meşgul bir kadın oldun İstanbul'a gelince. Telefon hep bir kapalı. Madem İstanbulluya komşu oldun. Bir şey olursa aklım kalmasın onu ararım. Tamam dur vereyim. Yazıyorum.